Aleyküm değerli arkadaşlarımız. Evet, ben birçok işimi bitirdim. Yani ineklerimi otlattım, gelmiştim biliyorsunuz. Hemen yemek koydum arkadaşlar. Annem acıktı çünkü gerçekten. Şöyle fasulye yemeği koydum. Çok güzel. Domates, kabak, bulgur, soğan. İşte bir şeyler koydum. Sonra kabak kızarttım. Bunu da kendi yoğurdumla yoğurtladım böyle. Keçi sütü ve inek sütüyle yoğurt yaptım. Sarımsak ezdim bolca. Bir taraftan da çileğim kaynıyor. Ha, bak. Aslında olmuş o. Kaba Olmuş mu? kaynıyorsa. Diyorsun. Evet. Bunun şekeri hiç sulanmamıştı arkadaşlar. Ben de o yüzden göstermek istemedim size. Ama var ya, bir koku çıktı pişirirken. Ay, ben yani çocukluğumda almıştım o çileğin kokusunu. Yeminle bir de şimdi aldım. Yani bunu çok samimi söylüyorum size. Acı biberin üzerine. Semih de patates istedi. Patates kızarttım ona da. Al bebeğim. Anne, sana da acı biber yapayım mı? Koyayım mı? Elimde var. Vallahi bir tavayla turşu koymuştum. Uzanamıyor dediniz. Alın size ayrı tabak. Yani anneme ayrı tabak. Uzanıyor arkadaşlar. Aslında bakın, masa çok geniş değil. Videoda çok geniş görünebilir. Ama yani fark etmedim. Yani yoksa eziyet etmek istemezdim gerçekten. Ama oluyor aksilikler. Biz tavadan seviyoruz arkadaşlar. Ya, önceden bir kaptan yiyorduk. heh. Çok tatlıydı. Aynen. Gerçekten annem de tavayla istiyor arkadaşlar. Özellikle onun için koyuyorum. Azıcık Yani senin doymuyor. hani benden kavga etmesin, onun suyu sıra gidiyorum arkadaşlar. Yani yapmayın, etmeyin ya, bilinçli yapıyorum ya, bilinçsiz yapmıyorum tavayı. Şaka maka tabii ki. Annem gerçekten tavayla seviyor arkadaşlar. Ne yaptın anne, kıl mı var? Yok. Fasulyenin ipi. Evet. Fasulyeyi arkadaşlar tabii ki çok acele pişirdiğim için bir işte uç kısımlarını attım. Bakın ipli gerçekten. Benim eşim hayatta yemez bu fasulyeyi, var ya, çok sever fasulyeyi. Ama böyle ipi gelince işte hoş olmuyor gerçekten. Kıl gibi oluyor. Olsun, ip et yemeksiz yeniyor mu? Hayır, et yemeksiz yenmiyor. Niye kemiksiz yeniyor ya? Ben reçeli kapatayım, geleyim. Aha arkadaşlar, bir lokma. Ocağım da batmış. Harhaşıl yemek yaptım tabii ki. Kapatıyorum altını. Limonunu sıktım ben bunu. Ay, yeminle mis gibi mis gibi kokuyor arkadaşlar. Çok güzel. Kısık ateşte böyle bunu pişirdim ben. İşte kapatıyorum ve gidiyorum. Evet. Ay. Çok acıktım. Azra sofrayı otururken de Azra diyecekten. Şu yandan geçerken kaç kere bacağımı vurdum ya. İşkence yapılmış gibi. Muslu. O yeniyor mu anne şimdi? Güzel olmuş bakın. Yani bu burada beklerken, soğurken o daha kaynadı. Bence tam kıvamına gelmiştir arkadaşlar. Anne yeniyor mu şimdi daha? Yiyebilirsin, banabilirsin. Bak bakalım kokusu nasıl. Bakalım. Çok güzel. Oo, harika ya. Kırdım sana. Vallahi bırak. Ben biraz daha reçel koyayım. Anne biz yemeğimizi yerken soğusun. Koyayım da gelin. O tabağın koysaydın ha buna. Onu senin yiyelim, ben de yiyorsun. Nasıl mı? Ya babam, ya. Yiyeyim. Biraz sonra yormaya başlarım. Ne? Bacağımı. Aha. Ay harika gerçekten. Mis gibi kokuyor. Allah. Ben olanları toplayayım da bari.
Zaten şey yapalım biz yedik. Yiyin. Yiyin diye koyduk ya. Acı bulaşmıştır şimdi buna. Acı, semik bizden acıcı. Elimde ağzımda acıyla bile geldim. Ne yapayım anne, çok güzel ya. Çok güzel, çok. Bu kadar mı güzel oğlum? Afiyet olsun. Dolmalık kabak da koydum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Ya açık havada ayrı bir güzel zaten. Yazıyorsunuz da bunu. Harbiden. Yani biri tatlıysa bin tatlı oluyor. Bu arada kıl değil arkadaşlar. Fasulyenin kılları. Aslında kıyacaktım da annem acıktı diye acele ettim gerçekten. Evet. Tam yaz yemeği işte. Salça da koymadım, domates de yaptım. Ne oldu? Kağıt aldı mı? Ha, vardı burada. Neyse. Dur. Bu işi de hallettik. Dönüceğiz mi benim anne? Koyayım ben azıcık. Şimdi bir şeye faydası yok. Bir şeye faydası var. Ama da gerek yok. Yaşamak için yememiz lazım. Gel atayım bir kaşık daha. Dedim ne olur? Ver ver. Çok olmasın. Tamam. Sebze ya bir şey. Tamam. Gel. Tamam. Üç tane biber yedim. Biber iyidir.
Semih yandıkça suyu dayıyorsun. Biz ne yapıyoruz? Ya. Hemen yaptı. Korktu. Ördekçikleri inşallah görüyorsunuzdur. Bilmiyorum alıyor mu kameram ama. İnekleri otlattım geldim. Hemen yemeği koydum arkadaşlar. Karpuz yedik önce. Hemen yemeği koydum. Sonra makineye çamaşır attım. Makineden çamaşır aldım astım. Tahta divan ya, yatak akşam düzeltiyorum. Sabah kalktığımda yatak benimle beraber yere inecek neredeyse. Sünger kayıyor divanın üstünde. Onları döktüm, deştim, düzelttim tekrardan. Mustini yatağı duruyordu, onu topladım. İşte bir sürü iş yaptım ya yemek pişerken. Hiç durmuyorum, hiç. Yemeğin başında beklemeyeceğim ki. Kaynadıktan sonra kısarsın altını. Bir sürü iş olur tabii ki. Niye yapmadın o zaman? Yarın sen yapıyorsun yemekleri ha. Ben şimdi hazır yiyorum ben şimdi. Niye? Öyle sertifika mı aldın? Hazır yeme sertifikası. Aha, aynen. Öyle yok canım. Burası dağ başı ha. Bana göre bak. Olsun. Bak burası dağ başı hani. Ben hazır yiyorum. Birisi bir şey yapınca dağ başı mı derler ya, burası dağ başı. Bir arkadaş bana şey yazmıştı. O tavayla alakalı. Semihacığım hangi nesilde yaşıyoruz? Yani nesildeyiz. Öyle bir şey yazmıştı ya. Ha, hangi çağdayız? Eski çağda ne var? Tavayla koydun. Yok, tat güzel yazmıştı. Semoş hangi çağdayız? Tabak koysana ayrı ayrı diye. Ben de vallahi şey yazdım ona esprili. Siz hangi çağdasınız bilmiyorum ama biz valla dağ başındayız yazdım yani. Ya ben istesem koyarım tabak, istemediğim için. Ben seviyorum böyle yemeği, böyle sofrayı. Keşke annem yere oturabilse de ben yer sofrasında yesem yani. Ben tamamen eskiyi yaşamak istiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum. İşte bakın değirmen aldım. Yani değirmen ne yapacağım ben? İşte. Ama ben böyle eskileri görünce mutlu oluyorum. Hep söylüyorum ya, beni villa çektiğimi hiç gördünüz mü? Görmemişsinizdir. Nerede eski tarihi evler var? Ben onlar benim çok ilgimi çekiyor. Ya yani onlar beni çok eskilere ve çok derinlere götürüyor yani. Çok etkileniyorum onları görünce. Hep oradaki işte yaşam aklıma geliyor. Yani nasıl yaşadılar acaba? Kimler yaşadı? Ne tür insanlar yaşadı? Bu evin içinde neler olmuştur? Çocuklar doğmuştur, bebekler. İşte yani böyle uzaklara gidiyorum. Böyle yaşamayı seviyorum arkadaşlar. O zaman var ya bir kap da yedik. Ne kadar tatlıydı. Lütfen bunları hatta kusur olarak görmeyin. Ben bilinçli yapıyorum yaptığımı. Ben her şeyin farkındayım. Ha, uzanma konusunda da şuradaydı işte tava anne. Annem belki... Ya ben zorlanmadım ki. Ha, yani böyle falan yapıyor ya belki, bilmiyorum. Yok. Ya inanın gözüm onun üstünde yani. Bunu kamera önünde falan yapmıyorum. Aha annemin yüzü. Mesela kaç gündür süt ama yani biraz da rahatsızdı inek ya. O yüzden herhalde biz de yemedik zaten. Mesela bu sabah süt verdim ona. Dün sabah da keçi sütü geçen sabah. Anne, ay. Bak beni konuşturdunuz da görüyorsunuz mu? Dedim ki ben dedim kadına niye süt vermiyorum dedim. Yeter. Hiç düşünemedim hani bir bardak ayırabilirim ona.
anne dedim kusura bakma vallahi ben de hiç düşünemedim dedim. Sütü ineğin sütünü içince işte bir önceki videomda da söyledi. Ay dedi 3 gün dedi acıkmam ben dedi ama birkaç saat sonra acıkmış. O an o içimi çok iyi tuttu. He iyi içeriz bol bol. Sarımsaklı yoğurda bayılıyorum ya. Çok seviyorum. Böyle sebzeyle olunca daha çok güzel oluyor. Kabağı da çok severim. Sarımsağı eziyorum arkadaşlar. Ezince çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Mermer bir havanım var benim biliyorsunuz. Küçük taş. Onu da eziyorum böyle çok güzel oluyor. Yani harika. Bunun nesi eksik anneciğim? Hiçbir şey. Bunun dereotu eksik. Bu da olsun. Bunda bir de dereotu olsa var ya o. Ne var ağzında bak buz mu koydun? Ha şekermiş. Aynı o şey çocuğa döndün. Biliyorum değil mi? Tamam tamam. Elleme. O 3 tane mi yedi? Yani? O 1 tane yedi. Ben de 3 tane yedim. O da 3 tane aldı. Kovaya hatta 4. Babası bir anlatıyor ki bizim diyor uşak diyor bir acı yiyor, görmen lazım diyor. Hadi ya falan yaptık. Bunu anlatmıştım. Yani çok eskiden takip edenler bilir de. Şimdi gittik yemek yemeye. O dedi çocuk bir acı yiyor, ben bile yiyemiyorum onun kadar dedi. Biz de ha ha falan yaptık. Neyse çocuk oturdu. Sofraya. Aa, aynen böyle. Çok da çocuk değildi yani. Şimdi bütün gözler onun üstünde. Çocuk acı yiyecek. Bana mısın demiyor diyor. 5-10 tane yiyor diyor babası. Çocuk şimdi oturdu. Biberi aldı. Hepimize bakıyor. Bana mı bakıyorlardı? Bir ağladı çocuk. Çocuğu daha tuttu. Sakinleştiremiyor. Bütün lokantaya kalktı. Semih hala güler ona. Ki Semih ne kadar küçüktü o zaman. Allah'ım yarabbim. Ben de vardım değil mi anne? Çocuk çırpınıyor. Ya ne gerek var çocuğa o kadar gaz vermeye yani. Demek ki evde biber vardı. Çok yakmıyordu muhtemelen. Hiç yakmıyordu belki de. Onu yedi demek ki. Babaya da çok yakıyor. Yiyorum dedi. Evet. Falan fıstık işte. Ben de öyle yapayım o zaman. Hırsından öleceğiz ya gösterişten öleceğiz arkadaşlar. İnsanlar bir tuhaf. Yani bilemiyorum. Biraz da reçel yiyelim. Ben tatlı yemiyorum arkadaşlar. Çayı da şekersiz içiyorum. Ama canım da tatlı bir şey istemiyor yani. Ama bunu istiyor gerçekten. Hatta canım kankimle konuşuyordum bunu kaynatırken. Nur şimdi ah Semoş'um dedi. Ona şimdi dedi bir de sıcak ekmek olacak dedi. Ya Nur sus dedim ya lütfen. Bak açım zaten ağzımın suları akacak şimdi dedim. Hamuru bekleyemem yaparım onu da yaparım. Anne sen de yaptın mı?
Ney? Ekmek. Çiğdem diyor seni mahalleye yayacağım diyor. Ya hadi. Sütüne yoğurdum onu. Biraz da zeytinyağı koydum içine. Pamuk gibi oldu. Pamuk, pamuk. Vallahi yiyince sen de pamuk gibi oldun. Şünger gibi oldu. Hani Semih'e koyuyordu senin önüne oğlunu, öyle şikayet ediyordu. He? Şuna get yavrum, ya, orada bir çuval ekmek var, get alır, yesin. Alışkınlık. Yesin bu gitsin, hadi. Şeye öbür tarafa. Alışkınlık. Şaka diyorum lan. Baş belası. Ekmek yok ki, gitsin alsın. Arar gider de anne nerede der. Der. Nasıl anne? Çok güzel gerçekten. Yani şeker o kadar güzelmiş ki. Semih de yememiş bak. Güzel tat vermiş, güzel patates vermiş. Çok güzel hakikaten aroması. Anne uzanamıyorsun bak, uzana. İşte böyle can canlar. Kalkayım elimi ayağımı yıkayım. Benden bu kadar azıcık yedim değil mi? Vallahi çok yedim. Allah bereket versin ama çok acıkmıştım. Ne yapabilirim? Hurdacıymış. Hurdacıymış. Adam bizi görse hurda diye alıp götürür ha. Ne? Ya tamir olmayız biz. Tamir etmiyorlar ki zaten. Ezip büzüp geri aynen dönüşüme. Bizden geri dönüşüm de olmaz anne. Olsun. Bugünümüze de şükürler olsun. Evet. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Amin amin. Rabbim sağlık sıhhat versin. Sen beni ödüllendirirdin. İnanmıyorsun sen. Yok inanırım anne. Niye inanmayayım? Ekmeğimi diye görseydin beni diye ödüllendirirdin diyor. Ay çok tatlılar arkadaşlar vallahi. Bunlara var ya bayılıyorum bayılıyorum. Of. Harikalar ya. Lan biz kuru acıları kemirmeye çalışıyoruz. Anne burada var ya acı. Aha saksının içinde valla. Taze. Cık. Aa işte. Akıl akıl yok ki. Ne demiş? Akıl demiş. Gel şeyime de akıl. Neyine? Uyu karşıma. gel. Onu ben biliyorum onu. Akıl akıl. Gel sırtıma takıl demiş. Bakın koyunlarım yatıyor orada. Hiç çevrili değil ormanda. Aşkım. Bebişlerim. Uş. Çok tat. Ne? Aha keçiler de mi geliyor ne? Ay bunlar da gölgede duruyorlar burada. Doyduk değil mi aşkım? Anne. Karnımız bombiş oldu değil mi? Durur mu şurada? Ne bebeğim? Durur mu şurada? Dururum. Kafacı yatıyor. Ne aşkım? Kuzum. Bebeğim. Güzel gözlüm. Nur yüzlüm. Tatlı dillim. Ben çayı demleyip geliyorum anne.
Allah bereket versin, tükenmez versin, Halil Burak'ın bereketi versin. Allah razı olsun anne. Kabe sofrası olsun, hacı sofrası amin. Olsun. Amin. Amin. Amin inşallah. Destek istiyoruz. Kız çuvaz uğraşıyor, emek veriyor. Siz de destek verin bize. Aynen öyle. Evet, konuş, konuş. Köstek olmayın, destek olalım birbirimize her zaman. Köstekçiler de olacak ama destekçilerimiz daha çok, Allah razı olsunlar. Öyle yamyamlar oluyor aynı arada. Aynen. Olsun. Olacak ama. Onlar her yerde var. Herkes kendine yapar. Aynen öyle. Bize afiyet şeker olsun arkadaşlar. Siz de her ne yiyip içiyorsanız yiyecekseniz, ki yiyeceksiniz illaki. Evet. Sizlere de afiyet, şifa olsun, şeker evet. olsun. Sağlığınız yerinde olsun, mutluluğunuz amin. Daim olsun. Amin. Oruç tut ya. Allah kabul etsin. Amin. Şimdi de. Evet. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bize gerçekten destek verin. Bu güzel canlılarımız için evet. destek istiyoruz. Ondan sonra hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Mutluluklar, güzellikler, her şey istediğiniz gibi olsun. Sizinle olsun, bizimle olsun. Evet. Biz de hep beraber olalım arkadaşlar. Evet. Hepinizden şimdiden Allah rızası için destek bekliyorum. Şimdilikten de Allah razı olsun. Evet. Bütün her şey için. Herkesten. Heh.